tane soğan, bir tane biber, 3 diş sarımsak, kümin, karabiber, bir de turmeric arkadaşlar. Bu da zerdeçal oluyor. Ve tuz. Sebzeleri tek tek doğruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanı, ardından biberi, arkasından sarımsakları doğradım ve domatesleri doğradım. Bir kaba aldım arkadaşlar. Organize şekilde. Şimdi tavada pişirme sırası. Her şeyi hazırladıktan sonra tavanın içine margarinimizi koyuyoruz. Ve ardından da zeytinyağı veya sıvı yağ, herhangi bir sıvı yağ beraber karıştırıp eritiyoruz. Tüm çay bardağındaki sıvı yağ boşalttım ve tavanın altını yaktım. Yağların erimesini bekleyeceğim. Yağlar erir, birbirine karıştığı zaman soğanları içine kavrulacak şekilde, yumuşayacak şekilde kavurmaya devam edeceğim. Bu arada tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanları bir tepsiye alıp hafiften sıvı yağ ile yağlıyoruz ve daha önceden 200 derece ısıttığımız fırının içinde aşağı yukarı 15-20 dakika pişiriyoruz. Doğramış olduğunuz biberleri ilave edebilirsiniz. Soğanlar iyice yumuşadı, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok aşırı kavrulmadan sarımsakları, ardından da biberi. Doğradığımız, ince doğradığımız biberi ilave ettik. Kavurduğumuz biber de kıvamına geldi. Siz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ama İngiltere'de onu bulmak birazcık konularda zor oluyor. Ben de o yüzden bu biberleri kullandım. Ama bu da güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Evet. Bununla beraber kıymamızı, ben kıymayı size koyun ve dana etini birbirine karıştırarak kullanmanızı tavsiye ederim. Daha güzel tat veriyor. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Bir buçuk, iki yemek kaşığı salça. Salçamızı ilave ediyoruz şimdi içine. Doğradığımız domatesleri de ilave edelim. Yavaş yavaş karnıyarığımız için hazırladığımız içlik hazır olmak üzere arkadaşlar. Bunun üzerine kimyonu, ardından karabiber, tuz ve zerdeçalı da ilave edeceğiz. Bunlardan birer çay kaşığı, ama tuzdan ben 1,5 yemek kaşığı kullanıyorum. Evet, fırında pişirdiğim patlıcanları ortadan ayırdım. Hazırladığım içliği bir kaseye aldım, yetecek şekilde, çünkü 3 tane patlıcanım vardı. Ve bunları tek tek bol bol dolduruyorum içlerini. Güzelce fırına girecek şekilde hazırladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben süslemesi için de birer parça domates ve birer dilim de biber keserek üzerlerine yerleştirdim. Diğer kapta hazırlamış olduğum salçalı sosunu da sıcak suyla karıştırdım ve bu kıvama geldi. Ve kaşık yardımı ile üzerlerine yavaş yavaş içine sızacak şekilde, sosu içine alacak şekilde boşaltmaya başladım. Gördüğünüz gibi iyice ne sosu patlıcanlar içine çekiyor. Ve geri kalan sosu da hepsini tek tek böyle yaptıktan sonra tepsinin içine boşalttım. Çok fazla sulu sos olsun istemedim. Çünkü fırında aşağı yukarı yarım saat kalacak bunlar arkadaşlar. Ve bu şekilde pişecek. Yarım saat yeterli. Çünkü patlıcanlar daha önceden pişmişti. İçlikte pişip hazırlandığı için çok fazla pişmesine gerek yok. 25-30 dakika pişmesi yeterli.
Evet, fırından çıkarttığım gördüğünüz gibi hazır yemeğe. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna ve lütfen abone olmayı unutmayınız. Çünkü aboneye ihtiyacım var. Daha fazla video çekebilmek ve motive olmak için sizin desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkürler.